Yani Merkez Bankası ile ilgili bütün değişiklikler genelde gece yarısıyla beraber alınıyor. Abi batıyoruz. Farkındaysanız yani batıyoruz. Hükümetin bu yönde aldığı her karar sabah bizi daha fakirleştirerek uyandırıyor. İnsanlar gece uyurken siz sabah değişiklikleri görmeyecek mi zannediyorsunuz? Dün gece saatlerinde şok bir karar ile Merkez Bankası'na görev değişikliğine gidildi. Bununla birlikte ise dövizde artışlar yaşanmaya başlandı. Bizler de vatandaşlara bu konuyla ilgili sorular sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Vallahi kendi aralarında yapıyorlar. Akşam üzeri neden yapıldığında merak konusu vatandaşın. Sebeplerini bilmiyoruz vallahi. Geçenki başkan değişikliğinde de gece yarısı oldu. Millet şüphesinde kalıyor. Tereddüt içinde yaşanılıyor. Ha, oluyorsa da gündüz vakti olsun. Hani diğer konularda da. Dünkü görev değişikliğinden sonra dövizde bir artış yaşandı. Evet. Peki bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Ya faiz yükselmesinde, enflasyonda hani pek ya, konuda içeriğini tam bilmiyoruz ama hükümetin yapmış olduğu değişiklikler. Yani anlık değişiklikler yapılıyor ister istemez. Ya bir senede 4 defa başkan değişmez. Yani ne bileyim yani hani her gün bir değişik başkanla falan insanın morali de bozuluyor. Bu konsantre de olamıyor yani. Ama hakkımızda hayırlısı neyse olsun. İnşallah bu iyi olur. Maksat faizlerin aşağı çekilmesi ama bunu oraya gelen başkanlar da bunu hiçbir zaman için faizin aşağı çekilmesi istemiyorlar. Aşağı çekil zaman diyorlar yatırımcılar falan daha olur diyorlar. Ama Recep Tayyip Erdoğan ne diyorsa o oluyor. Peki görev değişikliğinden sonra dövizde bir artış yaşandı. Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Ya bu döviz artışlı bir Türkiye'de de ki dünyada öyle. Almanya'ya git orada öyle. Dünyanın her tarafında bu yükseklik oluyor yani. Bunu yapacak bir şey yok. Bu hükümetin elinde olan bir şey değil yani. Bu borsa dünya borsasına bile devam ediyor. Merkez Bankası başkanlığında zaten sürekli değişimler oluyor. Bir dikiş tutturamadık başkanlık seçimlerinde. Muhtemelen 2-3 ayda bir başkanlık seçimleri herhalde değiştiği için Merkez Bankası'nda dolar kurunda ve döviz kurunda sürekli artışlar meydana geliyor. Bu da haliyle esnaflarımıza yansıyor. Yani bu durumdan rahatsızlık duyuyoruz. Esnaf olarak ben de kendi dükkanım var. Burada işletme sahibiyim. Burada personel çalıştırıyorum. Haliyle biz de bu durumlardan etkileniyoruz. Merkez Bankası'ndaki başkanlık değişimlerinden sadece siyasi alanda değil, yapısal alanda halk da çok etkileniyor ve bu maalesef bizleri olumsuz derecede etkiliyor yani. Yani devletin tasarrufu diyelim ona. Devletin tasarrufu, ne yapalım? Yani yapacak bir şey yok, söyleyecek bir şey yok yani bu konuda. Peki görev değişikliğinin ardından ise dövizde bir artış yaşandı. Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Süreç böyle de, bu ekonomik sistem bunu gerektiriyor yani. Ekonomik sistem bu. Bu sistemin bütün şeylerine bu millet katlanmak zorunda. Serbest piyasa ekonomisi deniyorsa bu serbest piyasa ekonomisinin bütün külfetine katlanmak zorunda bu millet. Peki dövizdeki artışı sizce nasıl engelleyebiliriz? Üretim. Kendi üretim. İthalatı bırakacaksın. Üretimi teşvik edeceksin. Ve yabancı paranın girişini kontrol edeceksin. Başka türlü olmaz yani bu iş. Dolar ne zaman düştü desek çıkıyorlar, çok iyi olduğumuzu belirtiyorlar ve iyi değiliz. Yani bunu daha nasıl görebilecekler bilmiyorum ama iyi değiliz, gerçekten iyi değiliz. Ben şimdi çok farklı bir şey söyleyeceğim, kusura bakmayın sorduğunuz soru dışında. YKS'ye çalışıyorum ve bir test kitabını 50-60 liraya alıyorsam iyi olduğumuzu göstermiyor bu. Sizin yaptığınız sınavın ben sürekli böyle harcama yapmak zorunda değilim. Bu değişiklik hakkında da şunu düşünüyorum. Yani her gece ansızın bir doğalgazda %15 zam oluyor. Bir elektriğe zam geliyor. Halk bunu öğrenmeyecek mi zannediyorsunuz? Ne zannediyorsunuz? İnsanlar gece uyurken siz sabah değişiklikleri görmeyecek mi zannediyorsunuz? Bilemiyorum ama o kadar da saf değiliz. Evet, var saflarımız ama artık insanlar bence uyandı. Sizin de biraz dikkat etmeniz lazım. Ona göre davranmanız lazım. Yani Merkez Bankası ile ilgili bütün değişiklikler genelde gece yarısıyla beraber alınıyor. Açıkçası bir Türk vatandaşı olarak ben de çok merak ediyorum. Neden acaba gece yarısı değişiklikler oluyor? Daha önceki çalışan kişiler acaba görevlerinde yeterince başarılı değil miydi? Başarılıydı, neden gece yarısı değişiklik oluyor? Hep bir soru işareti kafamda. Açıkçası devletten de
Böyle bir açıklama bekliyorum ben. Yani neden gece yarısı değişiklikleri? Peki değişiklikle birlikte dövizde artışlar yaşanmaya başlandı. Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nde asgari ücretle çalışan her bir vatandaşın Allah yardımcısı olsun. Netflix'te yeni bir dizi başladı, Squid Game, biliyorsunuzdur. Türkiye'de de böyle bir oyun var sanırım. Asgari ücretli bir ay nasıl çalışılır oyunu. Zor. Evi kira olan, çoluğu çocuğu okuyan insanlar var. Allah yardımcılar olsun. Döviz gün güne artıyor. Gün güne bizleri korkutuyor. Bilmiyorum nasıl olacak. Abi batıyoruz. Farkındaysanız yani batıyoruz. Hani zamlar gece yapılıyor. Tüm yani değişiklikler mesela şey oldu geçen. Yangın çıktı. Milli Eğitim Bakanı değiştirildi. Alakasız bir şekilde. Kimse suçu kendinde bulmuyor. Herkes uyuyor. Yani abi Karagöz Hacivat oyunu bilirsiniz. Oradaki ipi tutan değişmediği sürece hiçbir şey değişmez. Tabii bu istikrarsızlıktan vatandaş olarak biz çok rahatsızız. Çünkü hükümetin bu yönde aldığı her karar sabah bizi daha fakirleştirerek uyandırıyor. Yine kur 9'u geçmişti. Daha da sıçradığını gördük. Dolayısıyla bir an önce artık aklı selimle gerçek hesaplamalarla liyakat sahibi insanlarla bu işin sürdürmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani hakikaten bıktık. Canımız yanıyor, cebimiz yanıyor. Ve bunun da keyfi olması bizi gerçekten üzüyor vatandaş olarak. Peki görev değişikliğinin ardından dövizde bir artış yaşandı. Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Tabii Merkez Bankası bağımsız bir kuruluş olarak biliyoruz. Tüm dünyada öyle olduğu söyleniyor tüm merkez bankalarının. Ama bu döviz artışının da piyasaya bakınca bir şekilde ticaret devam ediyor. Siyasi istikrarsızlıkla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani siyaseten verilen bu tip keyfi kararların ve müdahalelerin dış piyasada, yabancı yatırımcıda, içerideki para sahibi, sermaye sahibi insanlarda bir endişeye ve bu endişeyle beraber de oynaklığa sebebiyet verdiğini düşünüyorum.